hal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Rusya'da, Romanya'da eziyet çekiyorlar. Ticaret yapmaları yasak, toprak alıp satamıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu dışında hemen hemen her yerde hakları çiğneniyor. Bu hakikati niçin gazetelerinizde yazmazsınız? Aksine, Osmanlı'nın Yahudilere iyi davranmadığına dair iftiralar atarsınız. O haberlerin hepsinin kaynağı siyasi meselelerdi. Eğer anlaşabilirsek her şey çok farklı olur. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim, Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan, biz tekrar kanlarımızla öderiz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Paşa. Ortadaki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir manası yok. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Herzl. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emelinizin arz-ı mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkın!